İlseven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Gelelim bilinç koridoru düşünce tüneline. Bilinç koridoru düşünce tüneli ise özellikle yetişkin bireylerde uygulaması tavsiye edilir. Yani bunu pek çocuklara uygulayamıyorsunuz. Bir karakterin yaşamında bir ikilem olduğunda ya da seçim yapması gerektiğinde kullanılan bir tekniktir. Karakter, arkadaşlarının oluşturduğu koridorda yavaş yavaş ilerlerken öğrencilerden her biri farklı bir düşünce ve duygu ile cümle söyleyerek karakterin iç sesi olur. Karakter koridorda ilerlerken seslerin şiddeti artar. Bu süreçte koridor boyunca önerilen cümleler aslında karakterin karara varmasına yardımcı olur. Bu teorik bilgi. Şimdi gelelim anlatalım size bilinç koridorunu. Şimdi düğünlerde yaparlardı eskiden, şimdi yapmıyorlar. Şöyle karşılıklı dizilirlerdi. Elleri böyle bir çember yaparlardı. Gelinle damat onun altından böyle geçerek ilerlerdi, ilerlerlerdi. Bir de böyle mumlar falan yakarlardı, hatta öyle hatırlıyorum. Benim düğünümde yoktu. Ama şu şekilde bir koridor. Şurada bir kişi, burada bir kişi. Şöyle ellerini birleştiriyorlar. Buradan gelinle damat geçiyor. Şimdi yetişkin bireyden kastı burada nedir? İşte 10 yaşında, 12 yaşında bir çocuğa özellikle uygulayabilirsiniz bunu. Sınıf, çok pardon. Sınıf şimdi 10 kişiden oluşuyor. 10 kişi var. Bir tane de ne yapmak istediğine karar veremeyen bir öğrenci. Bu şekilde beşerli gruplar halinde. Bu kişi tabii böyle bir 10 kişilik grup olsa çok daha güzel olur ama hani sınıflar o kadar kalabalık değildir diye böyle söyledim. 10 kişi var. 5-5 şu şekilde elleri birleştirdiler. Karakter şimdi buradan, bu bizim köprü yaptığımız yerden, tünel gibi yaptığımız yerden geçecek. Kararsızlığı ne olsun? Mesela ne olsun? Araba mı? Babası ona bir oyuncak alacak. Araba mı alsın, Lego mu alsın? Babası ona dedi ki sadece bir oyuncak seçebilirsin. Ya araba alacaksın ya da Lego alacaksın. İkisini birden almak yok. Bu bilinç koridoru düşünce tünelinde biz şimdi karaktere bu şekilde bir tünel hazırladık. Bunun altından geçecek. Bunu 2 kere 3 kere tekrarlayabilirsiniz, kişi sayısı azsa. Şimdi karakter buradan geçiyor. Burada kimler var? Burada Ali var, Ayşe var, Mehmet var, Adem var. Aklında gelecek işte 10 kişi var burada. Geçerken söylüyor. Ayşe oradan sesleniyor yüksek bir sesle. Diyor ki bence araba almalısın. Arkadaşlarınla beraber araba yarışı yapabilirsin. Mehmet sesleniyor. Bence Lego almalısın çünkü parça sayısı daha fazla. Böylelikle değişik şeyler inşa edebilirsin. İşte Mehmet, Fatma oradan sesleniyor. Hayır, kesinlikle araba almalısın çünkü erkek çocukları arabayla oynamalıdır. Didem oradan sesleniyor. Diyor ki hayır, kesinlikle Lego almalısın. Hem kendi çiftliğini hem de kendi evini kurabilirsin. Üstelik ondan araba da yapabilirsin istersen gibi gibi. Bir sürü seçenekler böyle yüksek sesle soruyorlar. Ve bu koridorun sonuna geldiği zaman o kişiye, kişi kimse, kişi benim diyelim ki Burcu. Burcu düşünüyor ve lider ona soruyor. Diyor ki evet diyor, söyle bakalım Burcu diyor. Araba mı, Lego mu almaya karar verdim. Araba almak istiyorum çünkü erkek çocukları arabayla oynar ve ben arkadaşlarımla araba yapabilirim gibi bir cevap veriyorum. Veya işte Lego alacağım çünkü Legoların parça sayısı çok daha fazla. Kendi çiftliğimi kurabilirim, kendi arabamı kurabilirim gibi bu şekilde bir karar vermesini sağlıyoruz. Bilinç koridoru tamamen bu. Yani içinde yaşadığı, beyninde yaşadığı düşüncesiz, düşüncesindeki kararsızlığı net bir karara ulaştırmak için kullandığımız bir yöntem. Bilinç koridoru. Gelelim geriye dönüş yöntemine. Benim aslında en sevdiğim yöntemlerden bir tanesi bu geriye dönüş yöntemi. Ara ara da kendime böyle yaparım.
Ondan sonra daha güzel. Yani bunları kendinize de uygulayabilirsiniz. İlla çocuklar olarak düşünmeyin tabii ki. Mesela bu geriye dönüş yöntemi çok güzel bir yöntemdir ve ilerideki hedefleriniz için size çok güzel bir yol gösterici bir sırama yöntemidir, tekniğidir. Geriye dönüş yöntemi nedir? Bakın resimde çok net gözüküyor. Genç bir bayan ve o bayanın 30 yıl sonraki hali. Şimdiki ve geçmiş zaman arasındaki ilişkiyi geriye dönüş sahneleri göstererek pekiştirme yöntemidir geriye dönüş. Şimdi çok güzel bir örnekle anlatacağım. Kafanızda daha güzel canlanacak. 55 yaşındaki bir kadın. Bu o kadın olsun. 55 yaşında bir kadın. Elinde tahlil sonuçlarıyla doktora gelmiş. Akciğerinde bir leke olduğu tespit edilmiş. Kadının öncesini dönemlere ayırarak, yani mesela şimdi burada ben mesela bunu kendime yaptığım zaman hayal gücümü kullanırım. İşte ben şu an 35 yaşındayım. Benim 20, işte 30 yaş önceki halim, işte benim 25 yaş önceki halim, benim 20 yaş önceki halim. Çok da fazla geriye çocukluk dönemine inmenize gerek yok. Kadının önceki dönemlerini ayırarak 25, 35, 55 yaşa kadar kadını böldüm. Üç parçaya. Geriden ileriye doğru sebeplerini canlandırıyoruz. Bir, şimdi akciğerinde leke varmış kadının. Düşünüyor. Neden? Sigara içtim, düzensiz beslendim, doğru düzgün uyku uyumadım, alkol kullandım gibi şeyleri gözünde canlandırıyor ve geriye dönüş yaparak akciğerindeki lekenin sebebini bulmaya çalışıyor. Ben bunu mesela nasıl yapıyorum? Dedim ya, ben 35 yaşındayım, 25 yaşıma dönüyorum. İşte 20 yaşım, mesela bir hata yaptım. Acaba diyorum, kendi kendime soruyorum geriye dönüş yöntemi yaptığımda. 25 yaşımda olsaydım ve şu anda mesela kendime bu gibi eğitimleri de katsaydım. Şu an 35 yaşımda bana nasıl bir artı sağlardı? Ha, demek ki ben bu artıya sahip olamadım. O zaman ben şu an 35 yaşındayım. 45 yaşıma gelmeden önce bu eğitimleri alayım ve bu artıyı 45 yaşında kendime alayım gibi. Diğer bir örnek mesela şu anki zaman elektriğin bulunması. Öncesinde neler yaşanıyormuş? Geriye gidiyoruz, geriye döndürüyoruz. Televizyon yok, internet yok, işte gaz lambaları var, mumlar var. Hayat ne kadar zor. Hani bu şekilde önce onlara geçmişi yaşatıyoruz, sonra geleceği yaşatıp gelecekte bulundukları durumun kıymetini aslında anlamalarını sağlıyoruz bu ikinci örnekte. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Problemli çocuk yoktur. Sorunlu bir çocuk, öfke krizleri geçiren sorunlu bir çocuk yoktur. İşte böyle sürekli huysuzluk yapan sıkıntılı bir çocuk yoktur. Problemli, sorunlu, sıkıntılı ebeveyn iletişimi vardır. Yani bu sunumların, bu eğitimin en başında sizlere söyledim ya, öğretmenlerin işi var olan bir şeyi daha da güçlendirmektir. Olmayan bir şey yaratmak değildir. Olmayan bir şey yaratmak anne babanın görevidir. Yani bizler çocuklarımıza evde doğru düzgün eğitimleri vereceğiz ki onlarla güzel iletişimler kuracağız. Onlarla işte sevgimizi göstereceğiz. Sürekli oyun oynayacağız. O zaman ne olacak bu çocuk? Daha sağlıklı bir birey haline dönüşecek. Dolayısıyla öğretmenleri de okulda bunları destekleyen kişiler olacaklar. Bunu unutmayalım. Yani şu da şu demek değildir. Yani bütün gün işinizi bırakın, evde oturun, çocukla oyun oynayın falan filan değil anlatmak istediğim. Ben de mesela bakın, mesela şu an eğitim veriyorum çocuğum bir başına. Nedir bu etkili iletişim? Mesela ben onunla 2 saat boyunca onun istediği, onun sevdiği, onun kurduğu oyunlarla elimde telefon olmadan, herhangi bir mesajlaşma yapmadan, Instagram, Facebook, Twitter, işte bilmem ne sosyal medyalara takılmadan, televizyonu açmadan, onunla konuşarak, etkili iletişim içerisinde tüm işte materyalleri kullanarak, yani 1 saat, 2 saatle oynamanız bir çocuk için günlük yeterlidir. Bu ev olur, park olur, başka bir şey olur, her şey. Ama tamamen kendinizi ona vermiş olmanız gerekiyor. Öteki türlü pek bir anlamı olmuyor. Televizyonun karşısında sabah programı izlerken, anladı çocuğum, ha oynadım anneciğim, al bak bu Lego'yu da buraya koydum. Siz bu çocukla oyun oynamış olmuyorsunuz. Bunlar daha sonrasında sorunlu, sıkıntılı, problemli çocuklar olarak dönüyor. Siz de ne diyorsunuz? Aa, bu kreş işe yaramadı, bu öğretmen hiç iyi değil, benim çocuğumu eğitemedi deyip
savunmaya geçiyorsunuz. Ama aslında çocukla iletişimi kurmayan ilk kişi anne babalar olarak sizlersiniz. Tabii yanlış anlaşılması, sizlersinizden kastım kesinlikle burada siz değilsiniz. Yani sizde başlıyor demek istedim. Var mı buraya kadar sorusu olan? Evet arkadaşlar, var mı anlamadığınız herhangi bir şey? Ben bu tekniği anlamadım, bir kez daha anlatın dediğiniz bir şey varsa söyleyin lütfen. Tamam, sanırım bir sandalye, bir de geriye dönüşle ilgili geldi. Sandalye tekniği ile ilgili o zaman şöyle bir tekrar yapayım ben size. Sandalye tekniği arkadaşlar, şimdi siz lider olarak, öğretmen olarak sınıfta öğrencilerinizi topladınız. İçlerinden bir tanesinin gönüllü olmasını istediniz. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. O bir kişi gönüllü oldu ve sandalyeye oturdu. Dedik ya hani yaratıcı drama tamamen gönüllülük esasına dayanır. Yani Ali sen geç sandalyeye otur yok. Kim gönüllü olmak istiyor hikaye? Zaten böyle çok severler. Mutlaka birisi çıkacaktır gönüllü olan. Bir nevi sorgulama oluyor. Evet yani nasıl bir sorgulama? Sıcak sandalye tekniği ile röportaj tekniği arasındaki fark şu. Sıcak sandalye tekniğinde bir hikaye var, bir konu var ortada. Dedik ki kırmızı başlıklı kız var. Ben drama lideriyim ya da sınıf öğretmeniyim. Kırmızı başlıklı kızın hikayesini anlattım. Sıcak sandalyede oturan kişi de kim olmak istediğini sordum. Dedim ki sen bu hikayede hangi karakter olmak istiyorsun? O dedi ki bana ben kırmızı başlıklı kız olmak istiyorum veya büyük annenin kılığına girmiş kurt olmak istiyorum dedi. O zaman biz de ne yapıyoruz? Hangisi olması için ona karar vermesini sağlıyoruz. O seçimini yaptıktan sonra diğer yarım daire çember etrafındaki diğer çocuklar ona sorular soruyor. Mesela demin kırmızı başlıklı kızı yaptık, şimdi kurtu yapalım. Ben kurtum, şimdi yarım daire şeklinde oturuyor diğer arkadaşları, soruyor. Peki sen neden kırmızı başlıklı kızı takip ettin? Neden büyük annenin kılığına girdin? Neden kırmızı başlıklı kızı yemek istedin? O bir insan, neden yiyorsun? Gibi ona bu tarz hikayeyle ilgili sorular sorup sıkıştırıyoruz ve onun bu hikayeden ders almasını sağlıyoruz. Yani işte aslında kurtsa daha hayvansal, yani daha böyle sevecen bir hayvan olmasını, kırmızı başlıklı kızsa anne babası olmadan yalnız başına bir yere gitmemesi gerektiğini gibi bu şekilde ona bir şeyler empoze etmeye çalışıyoruz ve öğrenmesini algılıyoruz. Sıcak sandalye tekniği bu. Röportaj tekniği de sıcak sandalye ile çok benziyor ama burada herhangi bir hikaye vesaire yok. Tamamen kişisel sorular, tıpkı bir polis gibi, gazeteci gibi, dedektif gibi kişinin kendini tanımasını. Mesela dedik ki Burcu, hadi bakalım biz bugün röportaj tekniği oynayacağız. Sen sandalyeye oturmak ister misin? Hayır istemiyorum. Tamam o zaman başka arkadaşa soruyoruz. Asla sen sandalyeye oturacaksın yok. Başka birisi geliyor. Leyla sen sandalyeye oturmak ister misin? Evet isterim. Şimdi yine yarım daire olduk. Burada Leyla'ya soruyoruz. Leyla senin burcun ne? İşte balık benim burcum. Peki sen burcunun hangi özelliğini taşıyorsun? Kaç kardeşsin? Nerede doğdun? Dün akşam en son hangi yemeği yedin? Onun hafızasını güçlendiriyoruz. Daha çok işte kendiyle ilgili kişisel özelliklerini kendine bir kez daha hatırlatıyoruz. Kelime hazinesini geliştirmeye yardımcı oluyoruz. Tamam mı? Şimdi net bir şekilde anlaşıldı mı? Evet, geriye dönüşte de ne yapıyorduk? Onu da hemen tekrar edeyim sanırım. Hikaye bittikten sonra sandalyedeki çocuğa evet sorular sorulur. Anlatım esnasında değil, hikayeyi bitirdikten sonra. Yani bir mesela okulda kreş öğretmenisiniz. Hikaye saati yapıyorsunuz. Burada mesela sandalye tekniğini kullanarak çocukları etrafınızda toplayıp bir kişiyi de ortaya oturtturup o şekilde şey yapabilirsiniz. Hikaye sıcak sandalye tekniğini kullanabilirsiniz.
Evet, geriye dönüşü de tekrar anlatayım. Geriye dönüş tekniğinde ise şimdiki ve geçmiş zaman arasındaki ilişkiyi netleştirmek için yapıyoruz bunu. Bunu tamamen yine aynı şekilde, mesela şimdi bakın, birinci örnekle ikinci örnek birbirinden farklı. Birinci örnek daha çok kişisel, ikinci örnek ise okulda kullanılacak bir şey. Mesela ikinci örnekten yola çıkalım. Yine yarım daire şekilde çocukları etrafımıza koydunuz ve bir hikaye anlattınız. İşte elektriğin bulunmadığı zamandan önce insanlar işte gaz lambaları yakarlarmış, televizyon yokmuş, işte mumlar varmış, internet yokmuş, büyüklerimizle görüşemiyormuşuz, konuşamıyormuşuz gibi böyle kendi yarattığınız bir şeyi anlattınız çocuklara. Şimdi onları geriye götüreceğiz şimdi. Onlara sorular soracağız. Geriye dönüş sağlıyoruz. Diyoruz ki onlara şimdi, sen böyle bir dönemde yaşasaydın eğer geçmiş zamanda, televizyon olmasaydı ne yapardın? İşte çizgi film izleyemeden nasıl dururdun? İşte mesela diyor ki bana, toprakla oynardım, kumla oynardım, çeşmeye gidip su doldururdum. İnternet yoksa işte bayramlarda akrabalarımızı ziyarete giderdik, büyük annemize giderdik gibi gibi geçmişten günümüze doğru geriye götürüş yapıyoruz. Diğer birinci örnekte anlattığım ise tamamen kişisel. Yani işte dedim ya size, mesela ben kendimden örnek verdim. Şu an 35 yaşındayım. İşte bu eğitimleri aldım. Ama acaba bu işte eğitimleri alırsam benim işime yarar mı? İşte geçmişime bakıyorum. Kendimi bölüyorum. 25 yaşa bölüyorum. 20 yaşa bölüyorum. O zaman alsaydım şimdi çok daha bu eğitimlerin profesyonel uzman eğitmeni olurdum. Ha, madem geçmişi geri getiremiyorum, o zaman şu an 35 yaşındayım. 45 yaşıma kadar bu eğitimleri tamamlayıp 45 yaşında uzman eğitmen olayım gibi, o konularda uzman eğitmen olayım gibi geriye dönüş kendinize kişisel olarak yapabilirsiniz dedim. Evet, gelelim yaratıcı dramanın boyutlarına. Yaratıcı dramanın boyutları ise arkadaşlar, yaratıcı drama nerede uygulanırsa uygulansın, bir öğrenme yöntemi kendini ifade etmede bir araç ya da bir sanat biçimi olarak kabul edilir. Yani evinizde de, okulda da, parkta da, salonda da, bir sahnede de uygulasanız kendinizi ifade etme kısmında bir araçtır yaratıcı drama. Drama süreçlerinde bir öğrenme, etkileşim sağlama ve sosyalleşme ile birlikte güven ve kendine saygıyı geliştirir. Yani siz sosyalleşiyorsunuz, kendinize güveni öğreniyorsunuz, kendinize saygıyı öğreniyorsunuz her şeyden önce. Ve bir grubun üyesi olmanın getirdiği güçle iletişim ve problem çözme yetilerinin gelişmesine olanak sağlıyor. Yani siz bir lidersiniz, yani yaratıcı dramanın rehberlik eden kişisiniz. Dolayısıyla birine ne öğretiyorsunuz, ona bir şeyler öğretirken kendi içinizde güç, iletişim ve problem çözme yetilerinizin gelişmesine sebebiyet veriyorsunuz. Yaratıcı drama etkinliklerinde önce sözel olmayan iletişimi öğrenen çocuk, vücut hareketleri sırasında vücut parçalarını kullanarak nasıl iletişim kuracağını öğrenir. Ne demiştik pandemi için? Sözlü olmayan, yani konuşmadan yaptığımız bir teknikti pandemi. Mesela ne yapıyorduk? Bunun bir baş olduğunu, bunun bir burun olduğunu, bunun bir ağız olduğunu çocuğa öğretiyoruz aslında. Çünkü oradan ne yapıyor lider? Söylüyor. İşte mesela başımı duvara vurdum. Bak, başımı duvara vurdum. Ağzımla yemek yemeye devam ederken gibi vücudunun tüm organlarını ona nasıl iletişim kuracağını sözsüz bir şekilde vücut hareketleriyle, yani beden dilini nasıl kullanacağını ona öğretmiş oluyoruz yaratıcı dramanın boyutlarında. Devam edelim. Çocuk direkt olarak olayın içerisinde yer alarak, yani siz bir oyun kurduğunuzda çocuk bunun içerisinde yer alarak ve bu oyunu keşfederek, gözlem yaparak olaya katılıyor. Yani Ahmet ne yapıyor, Mehmet ne yapıyor, tek tek inceliyor aslında çocuk bunları. Yani o kadar gizli bir kutu ki çocuk, inanamazsınız, bugün birçok yetişkinden çok daha güçlü bir beyine sahip arkadaşlar. Kesinlikle ne öğretmen olarak ne anne baba olarak çocuklarınızı küçümsemeyin. Onların yapabileceklerine gerçekten inanamazsınız. Bakın, bir resim çizerken bile mesela çocuk ayı, ay yaptınız siz oraya, bir resim çizdiniz. Al bunu hadi boyayalım dediniz ve çocuk gitti ayı sarı renge değil de mavi renge boyadı. Müdahale etmiyoruz arkadaşlar. Asla müdahale etmiyoruz. Çünkü
Bakın gelecekte belki Mavi Ay'la karşılaşacağız. Onların ne gördüğünü, ne hissettiğini, neler düşündüğünü, hayal gücülerini nasıl geliştirdiğini asla bilmiyoruz. O yüzden bu gibi durumlarda müdahale etmiyoruz çocuğa. Çocuğun her şeyi öğrenmesi ve öğrendiği şeyi unutmayıp uygulamaya sokabilmesi, günlük yaşamda kullanılabilir hale getirmesine olanak sağlıyordur ama. Yani ne dedik? Mesela işte bir grup çalışması yaptık, meyve toplama çalışması yaptık, yemek yeme çalışması yaptık, işte anneye babaya nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili, ahlaki değerlerle ilgili bir drama çalışması yaptık. Çocuk bunları ne yapıyor? Hafızasını alıyor ve günlük hayatta uyguluyor. Yani o kadar çok çocuk var ki bakın bu drama eğitiminden sonra drama gören çocuklar anneye anneciğim diye seslenmeye falan başlıyor böyle. Alabilir miyim, yapabilir miyim? Ya da bir hata yaptığında özür dilerim falan hemen bu şeye giriyorlar mesela. Yaratıcı drama, sanat, psikoloji, eğitim ve sosyalizasyon boyutlarında incelenmiş. Ve bu dört farklı boyutta drama çalışmalarındaki çocuklarda çok değişik özellikler kazandığı gözlemlenmişti. Yani dramayı psikolojide incelemişler, eğitimde incelemişler, sosyalizasyonda incelemişler, sanatta incelemişler. Dedik ya bakın bugün psikodramada kullanılıyor drama, sosyodramada kullanılıyor, eğitimde dramada kullanılıyor, okullarda yaratıcı drama olarak kullanılıyor. Birçok alanda incelediklerinde öğrencilere, çocuklara çok farklı güzel özellikler kattığını gördükleri için birçok alanda kullanılmaya devam ediyor şu anda. Şimdi, kıssadan hisse. Dın. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Biraz tabii hayal gücünüzle alakalı. Hayal gücünüzü de kullanmak gerekecek bunda. Bu hikayeden sonrasında tekrar devam edeceğim. Arkadaşlar, bir tane bir mahalle varmış. Nasıl bir mahalle olsun? Şimdi yanlış bir cümle kurmak istemiyorum aranızda çünkü şey varsa diye. Hani derler ya böyle şey gibi örnek verelim. Televizyon dizisinden örnek verelim. Çukur diye bir dizi vardı. Çukur dizisi. Bu Çukur dizisinde hani bir mahalle vardı böyle. Olayların gerçekleştiği falan böyle işte ağaların işte söz geçen insanların olduğu falan böyle bir mahalle var. Şimdi böyle bir mahalleye bir deney yapmak istiyorlar. Böyle bir mahalleye gidip bir tane kötü bir araba koyuyorlar. Kötü arabadan kastım ne? Bugün işte atıyorum bir tane Broadway. Broadway koyuyorlar. İşte ne bileyim bir tane farı kırık, işte bir tane sileceği kırık, üstünde çizikleri var, işte biraz boyası atmış, işte direksiyonun derisi yırtılmış, koltuklar eskimiş püskümüş falan böyle bir araba koyuyorlar. Ve 10 gün boyunca bekliyorlar arkadaşlar. 10 gün sonra geliyorlar, arabanın 10 gün sonra geldiklerinde arabaya bakıyorlar ki arabada artık hiçbir şey kalmamış. Yani o kırık olan far da gitmiş, tek kalan silecek de gitmiş, koltukları da sökülmüş, lastikleri parçalanmış, alınmış, biri bir tarafını çalmış, biri bir tarafını çalmış. Bu deneyi burada kapatıyorlar. Sonrasında aynı mahalleye bu sefer gıcır gıcır bir Mercedes araba koyuyorlar. Bakın aynı mahalleye gıcır gıcır bir Mercedes koyuyorlar. Gerçekte bu böyle olmayabilir. Ben sadece hayal gücünüzü kullanmanızı istiyorum burada. Mercedes zaten hiçbir çiziği yok. O kadar güzelken derler ya böyle kız gibi falan diye arabalar için erkekler. Kız gibi bir araba koyuyorlar. Böyle yeni çıkmış paketinden farları, amblemi, koltukları, direksiyonu her şey mükemmel. 10 gün bekliyorlar yine. 10 gün sonunda arabanın başına geldiklerinde bir de bakıyorlar ki arabayı bıraktıkları gibi duruyor. Ne bir çizik, ne bir parçası alınmış, ne bir işte bir tarafı çizilmiş, ne bir lekesi var, ne bir boyası var, ne lastikleri çalınmış. Tertemiz nasıl bıraktılarsa o şekilde alıyorlar. Burada şimdi size ne anlatmak istiyorum? Eğer ki bir çocuk kendisine saygı duyarsa arkadaşlar, kendine değer verirse ona bu hayatta hiç kimse hiçbir şey yapamaz ve o çocuğu hiç kimse kıramaz. Ne kadar kötü durumlarda yaşasa içinde bulunduğu durumdan bir çizik dahi almadan çıkar. Ama diğer tarafta sizler öğretmenler olarak, anne babalar olarak kendine saygı göstermeyen, özgüveni olmayan, korkak, ürkek çocuklar yetiştirirseniz her zaman daha çok kırılır,
ve daha çok üzülürler. Yani zaten kötü olan bir şeyi ne demek istiyorum burada? Zaten kötü durumda bir araba bırakmıştı ya. Yani zaten korkak, ürkek, pısırık bir çocuk yetiştirdiniz. O zaman onu bu hayatta o kadar çok kişi kıracak, o kadar çok kişi parçalayacak ki. Ama siz dimdik duran Mercedes gibi dimdik duran, gıcır gıcır, böyle düzgün, kendinden emin, ondan sonra kendine saygı duyan, kendine değer veren çocuklar yetiştirirseniz, işte bu hayatta karşısına ne kadar kötü şey çıkarsa çıksın, kim onu kırmak isterse kırmak isterse kırsın, her zaman olduğu yerden dimdik ayağa kalkacak ve yoluna devam edecektir. Kısadan hissemiz de bu. Evet, sorusu olan var mı? Alayım sorularınızı. Yani Kübra tabii ki düzeltebilirsiniz ama mesela nasıl diyeyim size? Gerçekten bakın ben çok severim. Maria Montessori'nin bir sözü vardır. Bir çocuğu üniversite başarıları değil arkadaşlar. 0-6 yaş arasında verdiğiniz eğitim onu hayata hazırlayacaktır. Yani bugün belki 10 yaşındaki çocuğa siz bir şeyler anlatmaya çalışsanız da 10-12 yaşındaki bir çocuğa buradan girip buradan çıkacaktır. Ya anne sen de boş ver falan diyecektir. Ama öteki türlü 0-6 yaş grubunda harcadığınız emeği siz katlı katlı yani katmer katmer fazlasını ilerleyen yaşlarda alacaksınızdır. Peki o halde devam ediyorum. Zaten az kaldı sunumlarımız. Sonra direkt açacağım sorularınızı alacağım. Buraya kadar anladıysak tamam. Kapattım chat'i. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploma sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Evet arkadaşlar, anlatmak rahatlatır. Anlaşılmak, anlaşıldığını hissetmek bir insana güç verir. Önemsenmek ise iyileştirir. Çok sevdiğim bir sözdür. Yani bir şeyler anlatmak rahatlatır ama bazen çocuklarımız bize her şeyi anlatamazlar. Bizim anne babalar olarak, öğretmenler olarak onları anlaşıldığını hissettirmeye ihtiyacımız var. Eğer anlaşıldıklarını hissederlerse güçlü olurlar. Eğer sevildiklerini, önemsendiklerini önemsendiklerini hissederlerse ise her zaman iyileşirler ve dimdik ayakta kalırlar. Drama etkinlik planı hazırlamada dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var arkadaşlar. Şimdi bu drama etkinlik planını ben elimden geldiğince size örneklerle anlatmaya çalıştım ama sizler de zaten isterseniz internette drama etkinlik planı yazdığınız zaman önünüze birçok örnek çıkacaktır. Bu planı hazırlarken birincisi çocukların yaş ve gelişim düzeylerine dikkat ediyoruz. İkincisi çalışma yapılacak grubun özelliklerine dikkat ediyoruz. Yani şöyle o grup daha çok hareketli şeyleri mi seviyor? İşte daha çok böyle masal anlatılacak şeyleri mi seviyor? Daha böyle yerde yuvarlanacak şeyleri mi seviyor? Buna bakıyoruz. Grubun sayısı çok önemli. Buna bakıyoruz. Kaç kişiden oluşuyor? Ona göre bir etkinlik planı hazırlıyoruz. Yani sınıfımız kaç kişi mevcut? Etkinlikler mutlaka kolaydan zora doğru bir sıra izleyecek. Yani neydi bunlar? Önce ısınma çalışmaları yapacağız. Daha sonra uygulamaya geçeceğiz. Doğaçlama yapacağız. Daha sonrasında ısınma yapacağız. Oyuna geçeceğiz. Oyunda doğaçlama yapacağız. Daha sonra değerlendireceğiz. Zora doğru ilerleyeceğiz. Belirlenen kazanım ve göstergeler uygun olması. Yani siz bu eğitim planını hazırlarken, drama etkinlik planını hazırlarken bu eğitimin sonunda öğrencilerinize ne katmak istiyorsunuz? Ne öğretmek istiyorsunuz? Bu amaca doğru ilerliyor musunuz? Buna bakacağız. Ve uygulanacak drama planının çocukların dikkat süresine ve ortam koşullarının uygunluğuna dikkat edeceğiz. Yani mesela atıyorum sınıfınızdaki çocuklar 5 dakikadan sonra bir şeyden sıkılan bir çocuksa siz ona göre bir etkinlik planı oluşturacaksınız. 5 dakikalık oyunlar, 15 dakikalık oyunlar gibi gibi onların dikkat sürelerini anne baba olarak en iyi siz biliyorsunuz.
Ya da öğretmenler olarak en iyi sizler biliyorsunuz. Mesela benim çocuğumun dikkat süresi 7 dakikadır. Onu 7 dakikadan fazla bir oyunun içine dahil edemezsiniz asla. 7 dakika sonra farklı bir şey yapmak ister. Drama etkinlikler okul öncesi dönemin ilk yıllarında sadece ısınma çalışması şeklinde yapılıyor. Yani kreşlerde genellikle drama etkinlikleri nasıl diyeyim size? 5-6 yaşa kadar daha çok böyle ısınma çalışması, işte üfleme, tekerleme, işte şarkılar söyleme falan filan, böyle masallar anlattırma gibi küçük yaş grubuna bu şekilde yapıyorlar. Daha sonrasında ısınma çalışması şeklinde diğer aşamalara geçiyorlar. Bu çalışmalar duyu eğitimi, farkındalık gelişimi, iletişim becerileri ve yaşam becerilerini desteklemek için yapılan çalışmalardır. Dramanın esas çalışmaları olan rol yapma, yani mış gibi davranma ve doğaçlama çalışmaları çocukları hayata hazır hale getiriyor. Başından beri ne diyoruz? Bir şeyi hayal etmesini sağlıyoruz. Mış gibi davranmasını sağlayarak ona ahlaki değerlerini, yemek yeme kurallarını, anne baba ya nasıl davranması gerektiğini, oyuncaklarını nasıl paylaşması gerektiğini gibi gibi birçok örneklerle okula, işte sosyal yaşama gibi hayata hazırlıyoruz. Şimdi drama etkinlik planı içeriği dedik. Bir etkinlik planı içeriği hazırlarken nelere dikkat edeceğiz arkadaşlar? İyi bir drama çalışması için mutlaka ve mutlaka sizlerin iyi bir plana ihtiyacınız var. Bu planı nasıl kuracağız? Ne dedik? Birincisi yaş grubu. Bunu ayarlayacağız. 2 yaşta mı oynuyoruz? 3 yaşta mı? 5 yaşta mı? 8 yaşta mı? 10 yaşta mı? Yaş grubunu ayarlayacağız. Daha sonra bunu ders olarak mı anlatacağız, yoksa uygulamalı atölye olarak mı yapacağız? Yani ders olarak nedir? Hikaye kısmında işte sıcak sandalye tekniği, röportaj tekniği gibi bu şekilde mi yapacağız? Yoksa uygulamalı olarak işte ne dedik? Biri masa örtüsünü alacak, Batman olacak. Öteki kağıt işte kol düğmelerini alacak, örümcek adamın ağlarını atacak gibi. Yani uygulamalı mı? Ders olarak. Nerede, niçin ve ne kadar süre? Bunu yazacağız etkinlik planımıza. Nerede yapılıyor? İşte bir drama salonunda veya bir parkta veya bir spor salonunda. Niçin yapılıyor? İşte çocukların dil gelişimine destek sağlamak için. Niçin yazacağız? Ne kadar süre yapılacak? İşte 40 dakika, 45 dakika. Hani 35 dakika bence en ideali. Daha sonrasında çok sıkılıyorlar. 35 dakika gibi süresini yazacağız. İşte dedik nerede verilecek? Bir sınıf içinde mi, salonda mı, bahçe içinde mi yapacağız? Ve kaç kişi olacak? Maksimum sayımız 10 kişi ama bu 3 kişiyle de olur, 5 kişiyle de olur, 6 kişiyle de olur. Ama 10 kişiyi aşmamamız gerekiyor. Dramatik eğitim planında ısınma, hazırlık, canlandırma, değerlendirme şeklinde uygulanır dedik. Okul öncesi eğitimde bütün yaş gruplarında ısınma çalışmaları yapılmadan diğer kısma geçmiyoruz dedik arkadaşlar. Ve bu ısınma çalışmaları büyük kişilerde 10 ila 12 dakika, okul öncesi çocuklarda ısınma çalışması 4 dakikadır. Sadece 4 dakika. Tekerleme olur dedik. İşte parmağınızı mum yapıp üfleme, diyafram çalıştırması olabilir dedik. Veya işte seksek olabilir, körebe olabilir gibi. Oyunu hazırlamadan önce oyunla alakalı olacaktır. Ben örneğini o şekilde verdim. Maksimum 4 dakika veriyoruz. Planı hazırlayan eğitimci çalışma yapacağı alanı çalışma öncesinde mutlaka düzenlemeli. Öğretmenseniz sınıfınızı, annem babaysanız alan işte odasında mı yapacaksınız, salonda mı yapacaksınız, neresiyse o alanı mutlaka düzenliyorsunuz ve hangi malzemeleri kullanacağınızı oraya seçip koyuyorsunuz. Diğer bütün malzemeleri kaldırıyorsunuz dikkati dağılmasın diye. Çevreyi dış uyarıcılardan arındırıyoruz. Nedir bu dış uyarıcılar? Televizyonu kapatıyoruz. Cep telefonunu elimizden bırakıyoruz. Mesajlaşma vesaire, sosyal medya yapmıyoruz. Çocuğumuzla ilgileniyoruz sadece. Lider kendisi ve çocuklar için hareketlerini kısıtlamayacak bir kıyafet seçmeli. Yani çocuğunuzda, sizde, bu biraz okulda yapılan etkinlik için bir madde. İşte nedir? Rahat eşofman, şort gibi şeyler giyip aynı şekilde öğretmenin de bir elbiseyle yuvarlanıp hoplayıp zıplayamazsınız çok rahat. Ona göre bir kıyafet seçmeniz gerekir. Ve etkinlik sırasında çocukların bir aşamadan diğerine geçerken kullanacağı uyarıcılar
önceden belirlenmelidir. Nedir bu? Zaten şimdi siz etkinliği oluşturdunuz. İşte bunları en başında konuşuyorsunuz çocuklarınızla. Ben davula güm 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 diye vurduğumda Ayşe sen bu tarafa geçiyorsun. Ben zili çaldığımda elinizde bir zil var. Ben zili çaldığımda hepiniz yerde yuvarlanıyorsunuz gibi uyarıcıları önceden çocuklara söylüyorsunuz. Ve bunları etkinlik sırasında kullandığınızda siz davulu çaldığınızda, zili çaldığınızda tamamen ne oluyor? Onlar da yapacağı görevleri yapıyorlar. Şöyle bir drama etkinlik planı şablonu hazırlayabilirsiniz. Ne dedik? Etkinliğin adını yazacağız. Etkinliğin içeriğine uygun etkinlik şablonu hakkında buraya bilgi yazacağız. Bir işte Excel'de bir tablo hazırlarsınız. Orada ipucu veren, çocuklarda merak uyandıran başlıklar yaparsınız. Her zaman daha çok böyle dikkat çeker. Yaş grubunu yazacağız. Etkinliğin uygulanacağı gruptaki çocukların yaşı işte 5 ila 6 yaş grubu. Çocukların yaş gruplarına göre ne kadar süre oynanacağı, işte büyükse 60 dakika, daha işte çocuksa 30-35 dakika. Kazanım ve göstergelerimizi yazacağız. Yani biz bu drama etkinliğinden ne bekliyoruz? Sonuca ulaşması beklenen gelişim alanları nelerdir? Bunu yazacağız. Kullanacak yöntem ve teknikleri yazacağız. Yani biz bu etkinliği yaparken doğaçlama mı kullanacağız, pandomi mi kullanacağız, geriye dönüş mü yapacağız, rol oynama mı yapacağız, öykü canlandırma mı yapacağız? Buraya yöntem ve tekniklerimizi yazacağız. Hangi materyalleri kullanacağız? Kostüm mü kullanacağız? Aksesuar mı? Makas mı? Kağıt mı? Boya mı? Nedir? Bu materyalleri yazacağız. Ve ortamın neresi olduğu? Yani etkinliğin yapılacağı ortamı işte. Bahçe mi? Drama salonu mu? Herhangi bir sınıf mı? Buraya bunu yazacağız. Şimdi şu şekilde bakın, ben size hazırladım bir tane örnek görmeniz için. Çizelgeyle bu şekilde belirliyoruz. Oyunumuz nedir? Isındırıcı oyunumuz, yani ısınma çalışması yaptığımız oyunumuz. Parmak oyunları, basit beden hareketleri ve taklit oyunları. Başlangıcım bu. Süre. Bunların hepsi için ayrı bir plan hazırlıyorsunuz bu arada. Yaklaşık 5 dakika, yani 5 dakika, 4 dakika ısınma hareketleri yaptırdım. Araç gereçlerim neler? Isındırıcı oyun için gerekli araç gereç varsa bu bölümde yazıyorsunuz. Neydi? İşte parmağınızda mum yapıyorsanız bunun için bir araç gereceğe ihtiyacınız yok. Ama ısınma çalışmasına gösterdiğim örnekteki gibi mesela bir boş yumurta kolisini alıp oradaki topu, küçük bir pinpon topunu üfleyerek deliklerden atlatmasını sağlıyorsanız neye ihtiyacınız var? Bir boş koli, yumurta kolisine ve bir pinpon topuna gibi. Uygulama kısmında ısındırıcı oyunun kurallarını, uygulanışı ile ilgili açıklamaları bu bölümde yazacağız. Yani çocuk işte ne yapacak? Üfleyerek, güçlü üfleyerek topu diğer sekmelere atlatmayı sağlayacak. Amacımız ne? Günlük planlarda belirlenmiş olan herhangi bir amaç kazanıma yönelik olup olmadığı belirlenir. Nefes çalışması, diyafram çalışması yapıyoruz. Amacımız bu, kazanımız bu. Oyunu hazırlıyoruz. Değerlendirme kısmında ise ısındırıcı oyunun hazırlık uygulama sonucu ile ilgili başarı ve olumsuzlukları bu bölümde yazabilirsiniz de kafanızda tutabilirsiniz de. İşte nefes çalışmasına biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Nefesini iyi kullanmayı öğrenmesi gerekiyor. Tamamen nefes çalışması için örnek veriyorum şu an. Bu şekilde notlarınızı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, buraya kadar sorusu olan var mı? Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız. Yeah.